Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün size bazı türemiş kelimeleri arkadaşlar çözümleyeceğim. Başlayalım. Arkadaşlar ağarmak kelimesine bakalım. Ağarmak kelimesinin arkadaşlar kökü aktır. Evet, kökü aktır. Aktan ne olmuş arkadaşlar? Ağarmak olmuş. Dikkat edin bakın ak isim köküdür. O zaman isimden ne oldu? Ağarmak şeklinde olunca ar ekiyle isimden fiil yapım eki oldu arkadaşlar. Peki hocam burada bir şey olmuş. Ne olmuş derseniz arkadaşlar bunun kökü aslında ak olduğu için burada hemen ses olayı da devreye giriyor. Ses olaylarından ne var? Yumuşama var. Ne oldu? Akarmak olmadığı için ne olacak? Ağarmak olacak. O zaman K yumuşak G'ye dönüşmüş. Lütfen bunun köküne dikkat edin. Özellikle öğrencilerimizin zorlandığı kelimelerden bir tanesidir bu. Demek ki ses olayı vardır. Olduğu zaman da bunun kökünde ne var? Aşağıdakilerin hangisinde kelime türetilirken kökünde ses olayı olmuştur diye soru gelebilir. Tamam. Çok güzel. Peki ikinci kelimemiz ışık. Evet, ışık sözcüğünde arkadaşlar en köke kadar indiğimizde bunun kökü ışımaktır. Evet, ışımakla ışık. Peki aralarında anlam ilişkisi var mı? Evet var. Niye? Işık aydınlık demek. Işımak da aydınlık olma anlamında. Peki ışımak fiili ışıkla arasında anlam ilişkisi vardır. Peki ışımak nedir? Fiil kökü. Işımaktan ne oldu? Işık oldu. Fiilden isim yapım eki. Bakın ikisi ayrı bir kelimedir. Anlam ilişkisi vardır ve buna da biz ne deriz? Bu şekilde çözümleme yapmış oluruz. Tamam. Peki ılık. Ilık nereden gelir arkadaşlar? Ilımaktan gelir. Evet, ılımak sıcakla soğuk arası olan. Peki ılımaktan ne oldu? Ilık oldu. Bakın ne oldu? Fiilken fiil kökü ılık sözcüğüyle fiilden isim yapım eki oldu. Demek ki biz kelimenin en köküne indiğimiz zaman da bu şekilde lütfen dikkatli olun ve kökle ek arasında anlam ilişkisi var mı yok mu? İsim mi fiil mi? Olduktan sonra işiniz çok kolay. Evet, diğer kelimemiz çevre. Evet, bu da arkadaşlar karıştırılan kelimelerden bir tanesi. Neden? Çevre arkadaşlar çevirmekten gelir. Önce bunu bir bilelim. Peki burada bir ses olayı var mı? Evet var. Ne olmuş arkadaşlar? Burada bir ünlü düşmesi olmuş. Evet, burası önemlidir. Kelime türetilirken ünlü düşmesi yaşanmıştır gibi böyle sorularda karşımıza gelebilir. Aşağıdakilerin hangisinde kelimenin kökünde ünlü düşmesi olmuştur tarzında veya kelime türetilirken ses olayı yaşanmıştır diye değişik sorular gelebilir. O zaman çevirmekten çevre diyeceksiniz. Yani bunun kökü nedir? Fiil kökü çevirmekten çevrede fiilden isim yapım eki olmuştur. Ah, hocam anlam ilişkisi var mı? Evet var. Bakın çevre nedir? Burası benim çevrem, burası benim çevrem dediğim zaman ne yapıyorum? Bir sınır çiziyorum. Bakın çiziyorum belli olan bir yer. Çevirmek de ne yaptım? O sınırın çizdiğim yer. Çevremi çevirdim yani sınırlandırdım. Bir fiil bir isim olarak kullanılmıştır. Anlam ilişkisi vardır diyoruz. Ses olayı yaşanmıştır, tamam. Peki dergi sözcüğü, evet buraya da dikkat edin. Arkadaşlar derginin kökü de dermekten gelir. Evet dermek fiildir. Dermekten ne oldu arkadaşlar? Dergi oldu fiilden isim yapım eki oldu. Peki anlam ilişkisi var mı? Evet var. Arkadaşlar dermek toplamak demek. Bir araya getirmek. Peki dergi, düşünün dergilerde o sayfaların bir araya getirmiş hali nedir? Dergi olmuştur. Dolayısıyla burada ne vardır? Anlam ilişkisi vardır. Peki yalnız sözcüğü. Evet bu da çok karşımıza çıkan kelimelerden. Arkadaşlar yalnız da yalından gelir. Evet yalından. Yalın ne demek arkadaşlar? Bir yalın tek demek, sade demek. Burada ne oldu gene arkadaşlar? Ünlü düşmesi yaşandı. Evet buna dikkat edin. Ünlü düşmesi diyoruz. Peki yalından ne oldu? Yalınız. İki tane ayrı kelime ama anlam ilişkisi var. Yalın tek demek, sade demek, yalnız da tek olan demek. O zaman ne yaptık? Türetilmiş bir kelime olduğunu gördük. İsim kökü yalnız da isimden isim yapım eki diyoruz. Tamam. Peki yanlış. Evet buna bağlı olarak ünlü düşmesi var burada. Yanılmaktan gelir arkadaşlar. Yanılmak fiil köküdür. Yanılmaktan yanlış da fiilden isim yapım ekidir. Tamam. Çok güzel. Peki ilerlemek sözcüğüne bakalım. İlerlemek de arkadaşlar ileriden gelir. Gene burada da gene bir ünlü düşmesi yaşanmıştır. Peki ileri nedir? İleri demek nedir? Nedir? Bakın anlam ilişkisi var mı? Evet var. İleri ile ilerlemek arasında bir anlam ilişkisi vardır. İleri isim köküdür. İleriden de ilerlemek isimden fiil yapım ekidir diyoruz arkadaşlar. Burada da yol almak anlamında kullanılmıştır. Peki kızarmak. Evet arkadaşlar kızarmak da kızıldan gelir. Evet burada da gene bir ünlü düşmesi veya biz buna hece düşmesi de diyoruz. Bakın ünlü düşmesi de hece düşmesi de
Aslında aynı şeydir gene. Burada ıl hecesi düşmüştür. Kızıl ne demek? Kırmızı demek. Kızıl armak ve kırmızı rengi almak anlamında. O zaman kızıl isim köküdür. Kızıldan da kızıl armak isim de fiil yapım ekidir diyoruz. Tamam. Buradaki bu ses olayına dikkat ediyorsunuz. Peki yeşermek sözcüğü, evet, buna bağlı olarak bu da yeşilden gelir arkadaşlar, aslında yeşilden. Yeşilden ne olmuş? İsim köküdür bu. Yeşilden yeşil ermek olmuş. İsim de fiil yapım eki, anlam ilişkisi tabii ki var. Yeşil olan bir şey ne yaptı? Yeşerdi. Burada da fiil şeklini aldı. Yani iki tane kelime, iki farklı kelime anlamına geldi. Umut sözcüğü, evet, buna dikkat edelim. Bu da genelde öğrencilerimizin yapamadığı. Arkadaşlar ummaktan gelir umut da. Niye? Ummak fiildir. Hayal etmek anlamında. Peki umut da neydi? Bizim hayallerimiz. O zaman fiilden isim, yapım, eki olmuştur. Tamam. Yani aralarında anlam ilişkisi vardır diyoruz. Peki uzak. Evet, buraya da dikkat edin arkadaşlar. Uz sözcüğünden gelir. Bakın uz isim köküdür. Uz ne oldu? Direkt toptancılık yapıp uzak demeyin sakın arkadaşlar. Bakın parça parça, ince ince derler ya, ilmek ilmek dokuyun ekleri lütfen. Burada uzdan ne oldu? Uzamak oldu. Uzamak isimden fiil yapım eki oldu. Peki uzamaktan ne oldu? Uzak oldu. Fiilden de isim yapım eki oldu. Bakın burada ne var? İki tane yapım eki almış sözcük var. Biz buna ne diyoruz? Gövdeden türemiş sözcük de diyebiliriz aynı zamanda. Tamam. Çünkü iki tane yapım eki almıştır. Sararmak sözcüğü de sarıdan gelir. Arkadaşlar sarı isim köküdür. Sarıdan sarı armak ne oldu? İsim de fiil yapım eki oldu. Gene burada da gene bir ünlü düşmesi yaşanmıştır diyoruz. Ayrı sözcüğü de arkadaşlar gene bir ünü düşmesinin yaşandığı ayırmaktan gelir. Ayırmak fiil köküdür. Ayırmaktan ayrı da fiilden isim yapım ekidir. Gene burada bir ünü düşmesi yaşanmıştır. Anlam ilişkisi tabii ki ayırmakla ayrı arasında vardır, farklı anlamında. Ayraç da arkadaşlar, evet, buna da dikkat edin. Ayırmaktan gelir. Ayraç nedir değil mi? Kitapların arasında koyduğumuz o belli ettiğimiz, ayırdığımız yer. O zaman neymiş fiil kökü? Ayırmak. Ayırmaktan ne oldu? Ayır aç oldu. Fiilden isim yapım eki. Gene burada ne yaptık? Ünlü düşmesi yaşandı. Bıçak sözcüğü, evet, buna da dikkat edin arkadaşlar. Bıçmaktan, yani biçmekten gelir aslında. Bu da bir eski Türkçe. Bıçmak veya biçmek dediğimiz nedir arkadaşlar? Kesmek anlamında. Buna biz ne diyeceğiz? Fiil kökü diyeceğiz. Bıçmaktan biçek ya da bıçak dediğimiz zaman da fiilden isim yapım eki diyoruz. Lütfen bu da, hocam bıçmak diye bir fiil var mı? Evet, biçmekken yani bıçmak diye biz bunu kullanmış olacağız. Tamam, buna da dikkat edin. Tepi kavşak, evet, kavuşmaktan gelir arkadaşlar. Kavuşmak bir fiil köküdür. Kavuşmaktan kavuşak da fiilden isim yapım eki olmuştur. Anlam ilişkisi vardır. Kavşak nedir? O yolların birleştiği yere diyoruz ya, kavuşuyor, yani yollar birbirine kavuştu. Kavuşak oldu. Burada da gene bir ünlü düşmesi yaşanmıştır diyoruz. Çatı. Evet arkadaşlar, bu çatı da çatmaktan gelir. Bakın çatmak fiil kökü. Çatmaktan çatı da fiilden isim yapım ekidir. Ne demek bu? Arkadaşlar çatı bir araya o getirilen, o işte tahtaların, tuğlaların getirildiği bir unsur değil mi? Onları çatıyorsun, çatı oluyor. Dolayısıyla burada bir fiil, bir isim şeklinde anlam değişikliğine uğramıştır ama ilişki vardır diyoruz. Çatırtıya bakalım bu sefer. Arkadaşlar çatırtının kökü çattır ama bu sefer çatmak fiili değil. Bakın anlamlara lütfen dikkat edin. Aldığı ekle kök arasında kullanıldığı cümleye göre veya kelimeye göre anlam değişikliği olabilir. Çat nedir? Burada yansıma olan bir köktür arkadaşlar. İsim kökü, bahane, o sesi çıkartma anlamda, doğadaki o sestir. Çattan ne oldu? Gene burada toptancılık yapmayın lütfen. Çatırtı demeyin. Çatır, çatırtı oldu. Burada gene iki tane yapım eki var. O zaman çattan çatır, isimden isim yapım eki. Çatırdan da çatırtı, isimden isim yapım ekidir. Burada da gene gövdeden türemiş bir kelime vardır ya da kökü yansımadır diye karşımıza soru getirebilir. Buna da dikkat edin. Tamam. Bakın birinde fiil, birinde isim olarak kullanılmış. Peki benzemek. Evet, bu da bir çıkmış soru, hatırlayın. Benizden gelir arkadaşlar. Beniz nedir? Çehre demek, yüz demek, isim kökü. Benizden benzemek de isimden fiil yapım eki. Hocam anlam ilişkisi, evet, var. Biz bir insanı benzetirken genelde nasıl benzetiriz değil mi? Yüzüne bakarız. Aa, çehresi andırır. Sen işte şuna benziyorsun, sen buna benziyorsun tarzında. Beniz, yüz, benizemek de dolayısıyla anlam ilişkisi vardır diyeceğiz. Ses olayı vardır. Gene ünlü düşmesin. Peki başarılı derken, evet, bunun kökü baştır. Hadi baş
baş derken isim kökü arkadaşlar ilk anlamında baştan ne oldu? Başarmak oldu. İsimden fiil yapım eki. Başarmaktan ne oldu? Başarı oldu arkadaşlar. Bu sefer fiilden isim yapım eki. Başarıdan ne oldu? Başarılı oldu. İsimden isim yapım eki deyip bitiriyoruz. Bakın burada ne oldu? 1, 2, 3 tane yapım eki var. Gene gövdeden türemiş bir kelime ya da birden fazla yapım eki almış diye soru gelebilir karşımıza. Tamam. Var mı sıkıntı? Harika. Lütfen bu kelimelere dikkat ediyoruz. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Diğeri çoğalmak. Evet, burada da bir ses olayı var. Bu nereden gelir? Çoktan gelir. Çok nedir? İsim köküdür. Bakın burada bir K yumuşak G'ye dönüşmüş. Çoktan çoğalmak anlam değişmiş. Biri isimdir, biri fiildir. İsimden fiil yapım eki olmuş. Anlam ilişkisi var mıdır? Evet, vardır diyoruz arkadaşlar. Buradaki ses olayına da dikkat edin. Yumuşama vardır. Başarılı arkadaşlar. Deminki kelimeyle aynı. Bunu bir daha söylemiyorum. Başlangıç derken arkadaşlar bir daha baştan gelir. Baş ilk demek isim kökü. Baştan ne oldu? Bakın lütfen gene ilmek ilmek gidin arkadaşlar. Kelimeyi toptancılık yapmayın. Anlamlı ve bağlantılı olup olmadığına bakın. Baştan başlanmak demeyin mesela. Bakın niye? Çünkü baştan başlamak olur. İlk önce burada bir isimden fiil yapım eki var. Başlamaktan başlanmak olur. Bakın burada da fiilden fiil yapım eki var. Başlanmaktan da başlangıç olur. Ve en sonunda fiilden isim yapım eki deyip ne oldu? Bakın 1, 2, 3 tane gene yapım eki aldım. Anlam ilişkisi de vardır diyoruz. Tamam. Peki izlenim derken en kökü arkadaşlar bunun izdir. İz isim kökü izden ne oldu? Gene bakın ilmek ilmek gidiyorsunuz. İzlenmek demiyorsunuz direkt. İzlemek. Evet, izden izlemek, takip etmek anlamında anlam ilişkisi var. İsimden fiil, izlemekten izlenmek olmuş bu sefer fiilden fiil, izlenmekten de izlenim olmuş fiilden isim yapım eki diyoruz. Burada da gene 3 tane yapım eki almıştır ve anlam ilişkisi vardır. İz takip etme, izleme, izlenme ve izlenim aynı şeyler. Adım derken evet buraya dikkat edin arkadaşlar atmaktan gelir. Hocam nasıl atmak? Bu hangi adım tabii hani adım adım yürüdüm diyoruz ya oradaki adım yoksa benim adım Ayşe Fatma dediğimiz zaman değil arkadaşlar. İsim anlamında değil lütfen cümlede buna göre anlamını arayın. Eğer burada ben atmak anlamındaysa yürümek anlamındaysa kullanacaksınız yoksa adsa burada bir ses olayı yoktur. Peki ad nedir arkadaşlar atmaktan gelir fiil kökü atmaktan adım ne oldu fiilden isim yapmak ha, burada hangi ses olayı var? Arkadaşlar gene burada yumuşama vardır. Atmak atım olmadığı için adım şeklinde olmuştur. Anlam ilişkisi vardır. Adım atılır. Peki yudum sözcüğüne bakalım. Arkadaşlar bu da yutmaktan gelir. Yutmakta gene burada bir ses olayı var. Yutmaktan ne oldu? Yudum oldu. Arkadaşlar nedir? İlişki var mı? Yudum yutmakla olan bir şeydir. Dolayısıyla burada D, T'ye dönüşmüştür. T, D'ye dönüşmüştür arkadaşlar. Burada da gene bir yumuşama olayı vardır ve anlam ilişkisi de vardır. Bu kelimeye de dikkat ediyorsunuz. Devrim sözcüğüne bakalım. Arkadaşlar devrim sözcüğü de devirmekten gelir. Devirmekle devrim arasında anlam ilişkisi var mı? Evet var. Bakın mecazi anlamda burada hani bir devrim gerçekleşirken yenilenme anlamında değişme o zaman deviriyoruz ve devrim oluyor. Fiil kökü devrim de fiilden isim yapım ekidir. Tamam. Burada da gene ünlü düşmesi yaşanmıştır diyoruz. Peki kıvrım sözcüğü arkadaşlar gene kıvırmaktan gelir. Kıvırmak nedir? Fiil köküdür. Kıvırmaktan kıvrım olmuş fiilden isim yapım eki. Gene burada bir ünlü düşmesi yaşanmıştır. İlişki var mı? Evet, kıvırıyorsun ve kıvrım oluyor arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Üretici. Evet, buna da dikkat edin arkadaşlar. Bunun en kökü üremektir. Üremek nedir? Fiil köküdür. Üremekten üretmek olmuş. Lütfen gene adım adım gidiyoruz. Fiilden fiil olmuş. Üretmekten üretici olmuş en sonunda fiilden isim yapım eki ilişki var. Evet, üremek çoğalmak, üretmek çoğaltmak, üretici de o işi yapan kişi anlamında. Hepsi de ayrı ayrı anlamlara gelir fakat aralarında bağlantı vardır diyoruz. Tamam. Mutluya dikkat edelim. Evet, burada genelde yanlış yapılıyor arkadaşlar. Bunun kökü de muttur. Hocam nasıl mut derseniz arkadaşlar mut sevinç demek. Sevinç. Peki mutlu nedir? Sevinçli olan anlamında. O zaman mut isim köküdür. Muttan da mutlu isimden isim yapmak. Hocam o zaman mutsuz olur mu? Evet, aynen öyle. Mutsuz dediğimizde de gene muttan gelir. Muttan da mutsuz gene isimden isim yapmak ekidir. Aynı mantık. Buna dikkat edin.
Evet, yükselmek, bu da çok sıkça sorulan kelime. Arkadaşlar yükselmek sözcüğü de yüksekten gelir. Bakın burada bir yüksek ünsüz düşmesi yaşanmıştır. Evet, burada da ünsüz düşmesi var. Lütfen dikkat ediyorsunuz. Yüksektir isim kökü, yüksekten ne oldu? L ekini alarak yükselmek oldu. İsimden fiil yapım eki ilişki var. Yükselmek yüksek olan bir şeyden oluşan bir şeydir. Tamam. Peki alçalmak da gene aynı mantık. Alçaktan gelir. Arkadaşlar alçak da aşağıda olma anlamında, alçak isim kökü, alçaktan da alçalmak isimden fiil yapım eki, burada da gene ne oldu? Ünsüz düşmesi yaşanmıştır. Ufalmak da aynı mantık, ufaktan gelir. Arkadaşlar ufak da isim köküdür. Ufaktan ufalmak isimden fiil yapım eki, gene bakın lütfen bu kelimeleri direkt de ezberleyebilirsiniz veya mantığınıza kavrayın. Aynı ses olayları var. Koklamaya bakalım. Arkadaşlar koklamak da kokudan gelir. Evet, bu da çok fazla karıştırılan kelime. Koku kokulamaktır. Koku nedir? Bir şeyi koklama anlamında isim köküdür koku. Kokudan kokulamak da isimden fiil yapım ekidir. Tabii ki anlam ilişkisi vardır. Koku kokulanır. Arkadaşlar ünlü düşmesi yaşanmıştır diyoruz. Ufalmayı söylemiştik, tekrar söylemiyorum. Küçülmek, evet aynı mantık, küçükten gelir. Arkadaşlar küçük isim köküdür. Küçükten de küçülmek ne oldu? Burada K ünsüz düştü. Küçükten küçülmek de isimden fiil yapım ekidir. Gene burada ünsüz düşmesi yaşanmıştır diyoruz. Seyrelmek de aynı, seyrekten gelir. Sık olmayan demek, isim kökü. Seyrekten de seyrelmek isimden fiil yapım eki arkadaşlar. Burada da gene ünsüz düşmesi yaşanmıştır. Küçümsemek de aynı, küçükten gelir. Arkadaşlar küçük isim köküdür. Küçükten ümse, şu imse eki anlamında, isimden fiil yapım ekidir. Gene ünsüz düşmesi yaşanmıştır diyoruz. Tutkuya bakalım. Evet, burada bir ses olayı yok ama arkadaşlar burada da bir anlam ilişkisi var. Hocam nasıl oluyor bu tutmak? Hani burada mecazi anlamda tutmak, sevmek, hoşlanmak anlamında ya. Tutmak nedir? Fiil köküdür. Tutmaktan tutku, fiilden isim yapım eki. Burada şöyle düşüneceksiniz. Bir şeyi kavramak anlamında değil de hoşlanmak, beğenmek anlamında. Tutku da ona bağlanma anlamında, mecazi anlamda da ilişki vardır diyoruz. Gidermek sözcüğüne bakalım arkadaşlar. Gitmekten gelir. Burada gene bir ses olayı yaşanmıştır. Gitmek fiil kökü, gitmekten de gidermek fiilden fiil yapım eki diyoruz. Burada da gene ne oldu? Yumuşama olayı yaşanmıştır. Anlam ilişkisi vardır. Çoğalmak, bunu anlattık arkadaşlar. Evet, birkaç kelime daha var. Mesela arkadaşlar tartışmak sözcüğüne bakalım. Tartışmak da tartmaktan gelir. Buna dikkat edin. Tartmak fiil köküdür. Tartmaktan, tartışmak da fiilden fiil yapım ekidir. Bunu da gene mecazi anlamda düşüneceksiniz arkadaşlar. Hani biz düşüncelerimizi, yani biz onunla tartıştık derken nedir? Önce kafamızda, beynimizde ne yapıyoruz? Ölçüyoruz, biçiyoruz. Daha sonra da tartışma şeklinde onu fiil olarak kullanıyoruz. Anlam ilişkisi var. Tekrar size söylüyorum. Arkadaşlar bir kökle ek arasındaki ilişkiyi ararken illaki gerçek anlamda aramayın. Mecaz anlamda da anlam bağlantısı olabilir. Tamam. Harika. Bu kelimeleri öğrenirsek soru kaçıracağımızı düşünmüyorum. O zaman ne diyoruz? Türemiş kelimeler cepte diyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.